emeklilere fazladan 6500 Türk Lirası maaş. Çalışma Bakanlığı harekete geçti. Emeklilik sisteminde yeni maaş hesaplamasının nasıl olacağının ayrıntıları belli olmaya başladı. Emekli maaşları yeni dönemde nasıl hesaplanacak? Kimler daha fazla emekli maaşı alacaklar? Türkiye'de emeklilik sistemi her açıdan alarm vermeye başladı ve tartışmalar hızlandı. Çoğu kişi sürecin EYT ile tıkandığını dile getirse de sistem sorunu sadece emekli maaşlarının tutarları ile SGK'nın çalışanlardan aldığı prim ödemelerinin tutarları arasında dengesizlik olması değil. Emeklilik sisteminde çok açık adaletsizlikler bulunuyor. O adaletsizlik nedeniyle kayıt dışılık artıyor ve SGK'nın gelirleri azalıyor o adaletsiz uygulamalara son verilmesi için SGK'nın emeklilik sisteminde değişiklik yapılması planlanıyor. Çalışma Bakanlığı rapor hazırlıyor. Yeni emeklilik sistemi ile ilgili olarak Çalışma Bakanlığı kapsamlı bir rapor hazırlıyor. Bu rapor içerisinde Türkiye'nin ekonomi politikaları çerçevesinde istihdam hedefleri baz alınarak emeklilik sisteminde değişiklik yapılmaması ve yapılması durumunda hangi senaryoların yaşanacağı yer alıyor. Sistem aynı kalır ve değişiklik yapılmaz ise ilerleyen yıllarda SGK emekli maaşlarını ödemek için borçlanmak zorunda kalacak. Değişiklik yapıldığında ise SGK daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşacak. Kayıt dışı sona erecek. Kayıt dışı çalışanların sayısının her dönem bir seviyede olduğu biliniyor ve bu da görmezden geliniyordu. Ancak son dönemlerde kayıt dışılık boyut değiştirdi emekli maaşlarında prime esas kazançların çok da bir etkisinin olmamasından dolayı çalışanlar işverenlerinde aradaki farkın gösterilmemesini ve kendilerine ödenmesini istemeye başladılar. Bundan dolayı çalışanın prime esas kazancı asgari ücret seviyesinde gösterildi ve aradaki fark da elden çalışana ödendi. Burada SGK çok önemli gelir kayıpları yaşadı. Özellikle en düşük emekli maaşı sistemi bu durumu bozdu. Asgari ücret ile asgari ücretin bir miktar üzerinde prime esas kazançların emekli maaşlarına etkisi açısından bir fark kalmadı. Emekli maaşları için yeni hesaplama sistemi Emekli maaşlarının yeni bir hesaplama sisteminde hesaplanacağı belirtildi. Bu hesaplama yapılırken prim gün sayısı fazla olanlara ödenecek emekli maaşı daha fazla olacak. Mevcut sistemde uzun süre prim ödeyenler neredeyse daha düşük maaş alıyorlar ve günü dolan hemen emekli oluyor. Yeni sistemde bunun tam tersi olacak. 7200 prim günü olan ile 8500 prim günü olan arasında en az 3000 Türk Lirası tutarında maaş farkı olacak. Prim süresi arttıkça maaşlar da yükselecek. 10 bin prim günü olanlar için sembolik olarak 6.500 Türk lirası fazladan maaş verilmesinin planları yapılıyor.